Selamlar, hoş geldiniz. Hürmetler. Nilüfer, Hatice. Selamlar, Nurten. Selamlar, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Beş keçeye kadar bekliyoruz. Güzel bir gece olacak. Her gece güzel. Bu gece daha güzel olacak. Hoş geldiniz. Selamlar. Hayırlı gecelerimiz olsun. Selamlar, iyi akşamlar. Nurla dolsun içimiz. Aşk ile. Eyvallah Belgin. İyi seyirler olsun. Her şey ona, her şey onunla, her şey onunla güzel. Onsuz hiçbir güzellik yok. Ses seviyesinin düşük olduğunu zannetmiyorum. Bir bak istersen biraz sesini aç. Ses iyi mi arkadaşlar, müzik iyi mi? Ses çok güzel. Eyvallah, su. Gayet iyi, tamam. O zaman sıkıntı yok. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Beş gece başlayacağız. Işık ve sevgiyle. Merhabalar, selamlar. Demleniyoruz. Rahat olun, dinleyelim, uyanışa geçelim, fark edelim. Oturarak dinle, gözlerini kapat, hisset beni. Kulaklıklar olsun arkadaşlar. Bizi kulaklıkla dinleyin, tamam mı? Hissedin, gözlerinizi kapatın, sakin bir ortam olsun lütfen. Biraz müzik yapacağız, bendir çalacağız.
Sonra konuşacağız, anlatacağız. Sonra konuşacağız sizinle. Anlayacağız. Sonra gene bir müzik yapacağız. İnternetten kaynaklanabilir sizin. Hepiniz hoş geldiniz. Geceniz nur olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kulaklık, sakin bir ortam. Kendinizi verin. Sözlere, kelimelere anlattığımızda bunları tefekkür edin. Düşünün. Düşünün ne anlatılıyor. Hissedin, algılayın. Çözmeye çalışın. Uyanışla ilgili 4. bölüme geldik. Onu açacağım. İlk önce biraz eğlenelim. Gözlerini kapat, kulaklarını tak, şöyle bir dinle bakalım nereye gideceksin, enerji seni nereye götürecek, ruhsal bir çalışma bu, müzik, bunu müzik zannetme, zandan çık, yorum yapma, sadece dinle.
Geceniz nur olsun. Hayırlı geceler diliyoruz herkese. Şimdi biraz enerji verelim. Bir kendimize gelelim. Nefes alalım burnumuzdan. Nefes verelim. Nefes al. Nefes al, nefes ver. Bir sakinleş. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Koşar gibi değil, sakin. Al nefes, ver nefes. Al nefes, ver nefes. Al nefes, ver nefes. Bakıyorum hepinize, şöyle bir enerji veriyoruz. Bedeninizde karıncalanma, uyuşma, üşüme, ısınma gibi ayaklar, eller, kollar, bilekler varsa bunun ismi nur enerjisi. Tamam mı? Şifa bu. Akıllı bir enerji. Senin nerede rahatsızlığın varsa oraya gider, orayı açar. Allah bunu insana hediye etmiş, kullansın diye. Tabii bunu bilebilmek, görebilmek işte ruhsal çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Bu pozitif bir enerji. Pozitif enerjiyi anlamak için pozitif enerjide huzur vardır. Sevgi vardır. Fresh'tir. Geniştir. Böyle huzura geçersin. Negatif enerjide sıkan, daraltan, seni böyle içine alan, can sıkıcı bir şey. Yani bir iş yerine gidersin, bir arkadaşının yanına gidersin, canın sıkılır ya. İşte bu tam tersidir. Gittiğin zaman ayrılmak istemezsin. Orada kalmak istersin hep. Orayı çok seversin. İşte bu pozitiftir. Allah'ın nurudur. Bu enerjidir. Bunu tanıyın lütfen. Güzellikler, bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün güzel enerjiler, bütün kötü, sıkan enerjiler, daraltan, bunların hepsi düzen enerjidir. Lütfen mikrofonları da kapalı tutalım. Şimdi uyanış 4'e geldik. 3 tane uyanış sohbeti yaptık, muhabbeti yaptık. İlk birinci uyanıştı. Uyanış neydi? Nasıl insanlıkta uyanır? Uyanış ne demek? Gerçekten uyanış diye bir şey var mı? Yani nasıl fark edilir? Bunu fark edenler bize çok yazan oldu. Dedi işte uyanışı biz ne olduğunu anlayamıyorduk. Bizde ne haller varmış, neler öğrendik. Sonra bu uyanıştan sonra geçmiş ile yüzleşti kişiler. İşte kişiler akrabalarıyla, ailesiyle, yaşamıyla, maddi manevi denendi, sınandı, yüzleşti. Tamam mı? Yüzleştikten sonra yemek alışkanlıkları, yaşam alışkanlıkları değişti. Şimdi sıra neye geldi? Fiziksel duyguların ve algının açılması. Tamam mı? Nefes alıp nefes verelim gene bir daha. Şöyle bir enerji yapalım. 4. bölüme geldik. Fiziksel duygular ve algının açılması. Şimdi hem ruhsal sohbet, hem içeriden gelen, hem böyle gönlümüzden dökülmüş olan bilgileri açacağız. Duygularımızın ve algımızın açılması bizde var mı yok mu bakalım. Gerçekten uyanış nasıl bir şey? Biraz anlamaya çalışalım. Uyanış ile fiziksel halin, duyguların ve algın açılır. Sende var mı? Uyanış başladıktan sonra fizik halinde bir değişim. Duygularında bir değişim ve algın var mı? Bunu içine gelenler, içine gelenleri yaz lütfen. Şimdi biri sordu, esnemek neden dedi? Esnemek, içindeki kötü enerjiyi dışarı atıyorsun. Gözyaşı, duyguların erimesi. Esnemek, olayı fark etmek. Algıyı fark etmek, algının açılımı. Tamam mı? Esnemek, farkındalık, gözyaşı, duyguların erimesi. Uyanış ile fiziksel halin, duyguların ve algın açılır. Var mı sende algıların açılması? Aynı zamanda
fiziksel duygularda önemli bir değişim olmaya başlar. Senin fiziğinde, bedeninde, algında, yani bir alana gidiyorsun, oturuyorsun, hissetmen değişmiş. Birini hissediyorsun, bu diyorsun bugün üzgün, bu diyorsun bugün sevinçli, bu alanı diyorsun beğenmedim, sıkıldım. Böyle sende duygular, algılar açılmaya başlandı mı? Biri diyorsun, bu diyorsun üzülmüş, bugün çok gönlü sıkılmış bunun veya bu iş yeri işte çok mutsuz gibi. Bunlar fark ediyor musun? Yakın kişiler, etrafındaki kişiler, insanlar senin görmek, işitmek, dokunmak, tat almak ve koku almak duyularının güçlendiğini fark edebilirler. Senin bu hallerini etrafında görmen ile, yani bu açılım, uyanış, sade iç sıkıntı, iç sevinç, oturduğun yerde bir şeyleri algılamanın ötesi, bir yerde otururken aniden kişinin işiyle ilgili bir şeyler görmeye başladın veya hissetmeye başladın. Veya orada yediğin bir yemek sana çok kötü geldi, tadı kötü geldi veya ağzına kötü bir tat geldi hiçbir şey yemeden veya hiçbir şeye dokunmadan hissin bozuldu, algın bozuldu, koku alman bozuldu. Bunlarla ilgili arkadaşların, etrafın, çevren sana söylüyor mu? Sende bir değişim var. Bak sen eskiden böyle değildin. Şimdi bak burada biz seninle ne güzel böyle bir yere gidiyorduk, oturuyorduk. Sen şu anda burada duramıyorsun. Neden böyle yapıyorsun gibi haller yaşıyor musun? Bu ruhsal güçlenme. Aslında senin bu ruhsal güçlenmen. Senin boyut atlama. Farkındalığın. Bize 19+1 dersine gelenler hep 6. boyutta geliyor. His makamında geliyor. Bu bir algı makamı. Açılmış. Sen beşer halden çıkmışsın. Sen beşer halden çıkmışsın. His makamına gelmişsin. 6. boyut. Yani görün açılmış, tadın açılmış, kokun açılmış, dokunuşun açılmış. Ruhsala geçmişsin. Ruhsal güçlenme başlamış. 19 boyuta kadar gider bu. Bu ruhsal güçlenme, fiziksel beden ağrıları ortaya çıkar. Bu ruhsal güçlenme sonucunda sen ruhun güçleniyor, astral bedenin güçleniyor ya. Bunun karşılığında senin fizik bedeninde kolların, ellerin, başın baş ağrısı, kol ağrısı, el ağrısı, mide ağrısı, akciğer ağrısı bunlar olur. Bunlar olduğu zaman bunları hastalık olarak zannetme. Bunlar sende açılım. Sendeki daha önceden aldığın blokajlar. Bunlar eriyor. Bazen bir hafta yataktan kalkamazsın. Canın hiç kalkmak istemez. Çok mutsuz olabilirsin. Bunlar senin ruhsal gücünün açılması ile ilgili. Duyular açılıyor, algılar açılıyor. Enerjileri görmek, bir alana girdiğinde negatif veya pozitif hissin, algın var olur. Bir yere girdin, birden oturdun, birden canın sıkıldı, birden için ferahladı. Bak hissin, algın açılmaya başlıyor. Daha önce fark edemeyen sesleri veya frekansları duyarsın. Fark edemediğin sesler, iç sesler, iç duyular, fark edemediğin frekans dalgaları, yani rahatlık dalgası, huzur dalgası, sevinç dalgası, neşe dalgası, üzüntü dalgası, frekansları duyarsın. Senin bedenin duyar bunları. Çünkü sen güçleniyorsun. 6. boyut dedik ya, 5'te bunlar yok. Yani beşer denilen o kişide, yani 1, 2, 3, 4, 9, 5. 5 er kişide bu yok. Bu 6. his olan insanlar da var. Hani diyoruz ya, %5'ini kullanıyor bedenin. Ruh, ben %5'imi kullanıyorum beynimin. İşte %95'i de bu alana geçmeye başladığında başlar. Sen %100 potansiyel sahibine geçersin. Daha önce fark edilemeyen sesler veya frekansları duymak ya da yaşam alanlarını hissetmek açılır. Duymak veya onların yaşam alanlarını hissetmek. Mesela bir işte camiye gidersin, kiliseye gidersin veya bir alana gidersin. Orada daha önce yaşanmışlıklar
içine gelir senin. Yaşanmışlıklar. Orada bir şey yaşanmıştır. Telepatik olarak oradaki o yaşanmışlığı kare olarak senin üçüncü gözünde görülür. Bunu görebilirsin. İnsanların enerjilerini daha yoğun hissetmek, insanlarda pozitif enerji mi var, negatif enerji mi var? Baktığın zaman enerjisi düşük, yorgun bu kişi, bu kişi bezmiş hayattan, bu kişi neşeli. İnsanların üzerindeki o enerjiyi hissedersin. İnsanların enerjini daha yoğun hissetme gibi çeşitli şekillerde enerji algısı kendini gösterir. Artık sen radara dönmeye başlamışsın, tamam mı? Yani analiz ediyorsun. Alanı analiz ediyorsun. Bir kişi mesela bir yere oturdun. 100 kişi var. Bir kişi sonradan geldi. Negatif bir bilinç. Tak senin canın sıkılmaya başlar o alanda. Ruhun daralır. Oluyor mu bunlar? İşte bunlar sende oluyorsa sende uyanış var. Bunlar gerçekleştikten sonra ruhunu tanıyorsun artık. Ruhunu tanımaya, astral bedenini tanımaya başladın bak. Bunlar sende varsa. Bu duyusal değişikliklerin derin ruhsal anlamları vardır. Senin bu değişimlerin var ya, aslında hepsinin anlamları var, ruhsal anlamları var. Öyle sen bunları bedavaya yaşamıyorsun. Bunların hepsinden bir mana çıkarman gerekiyor. Bu ruhun evriminin ve yaşamlar boyunca süre gelen yolculuğun göstergesi olduğunu anlamalısın. Yani sen beden ölür. Ruh ölümsüz. Ne yaptı bu ruh? Bir defa bedenlendi, kaldı mı? Tekamülde, yolculukta. İşte daha önce yaşam alanlarından süre gelen kader programını takip ederek gelen ruh artık bu bedeninde kendini tanımak için, evrimini bütünleştirmek, Allah'a ulaşmak için, özünle tamamlanmak için olduğunu anlamalıdır. Çünkü artık uyanış başlamıştır. Ruhun geliştikçe varoluşun daha ince yönlerine bilinç daha çok uyum sağlar. Bak, bu geliştikçe varoluşun daha ince yönleri var. Bu öyle bir ilim ki sonu yok. Sonu yok. O kadar zevkli ki, o kadar kendinden bütünleşmek ki, o kadar evrenden tamamlanmak ki, yani bunun sonu yok. Gittikçe derinleşme, güzelleşme var. Çünkü derinleştiğin yer neresi? Sen kendinde derinleşiyorsun. Karşı tarafta bir şey araştırmıyorsun. Sen kendi ruhunu araştırıyorsun. Senin ruhun potansiyellerini araştırıyorsun. Senin astral bedenin potansiyellerini araştırdığın bir alana girdin. Kendini merak ediyorsun. Kendi aşkınlığını merak ediyorsun. Kendi zevkini merak ediyorsun. Kendi açılımını, kendi hislerini, algılarını, görülerini, kokularını bak. Ve bunun içinde binlerce daha konu var. Konu var binlerce. Bu yaşam alanındaki her şeydeki enerjinin farkındalığını, algısını anlarsın. Bu yaşam alanındaki her şeyde enerjinin farkındalığını algılarsın. Var mı? Her alanda enerjinin farkındalığı var mı sende? Eğer varsa astral bedenine ulaşım başlamıştır artık. Artık kendine tanıma zamanı gelmiştir. Bu artan algısal yeteneğin başlar. Algısal yeteneğin başlıyor bu algısal yeteneğin. Algı yeteneği başlıyor. Algı. Bak, radar gibisin. Ruhun fiziksel alemin sınırlarını aşarak daha yüksek bilinç seviyesine erişir. İşte ne dedik? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yüksek bilinç seviyesi, 19 artı 1 ne demek? İnsan demek. 19 boyut kapısını açıp insiye olmuş, evrende insiye olarak gezen, evreni hisseden, algılayan bir bilince geçiş. Yüksek bilinç seviyesi. Öz ile birleşme. Allah ile birleşme, bütünleşme. Buna tasavvufta birlik makamı diyorlar. Uyanış süreci içinde, yani bu yolculuk esnasında, tabii bu dergahlarda, eskiden manastırlarda
40 sene sürüyordu. 40 sene. Uyanış süreci içinde evrenin titreşimsel frekansları astral bedenin ile daha uyumlu hale gelir. Bırak bunun duymayı, işitmeyi, koklamayı, tatmayı. Sen bununla uyumlanıyorsun ve uyumlu hale geliyorsun. Artık öyle bir hal alıyorsun ki gezerken radar gibi oluyorsun. Bak, temin duyuyordun, şimdi uyumlandın. Artık bunu fark ediyorsun. Her an farktasın. Her an izlemdesin. İzliyorsun, kokluyorsun, görüyorsun, düşünüyorsun. Yolunu buluyorsun. Kaybolmuşluk bitti. Kaybolmuşluk bitti. Artık ruhsal yolculuğu tanır, fark edersin. Bu saatten sonra ne şaşarsın ne şaşırız. Nereye gideceğini çok iyi bilirsin. Kader programını çözmüşsündür. Çünkü artık sen sorarak gitmezsin, algınla gidersin. Duyusal değişiklikler senin doğal bir parçan olur. Duyusal değişiklikler artık sen akıl ile gitmediğin için, zihin ile gitmediğin için, gönül ile hareket ettiğin için evrenden gelen doğal duyusal değişiklikler, duyusal hisler, algılar senin doğal bir parçan olur. Aslında senin bunlar doğal bir parçandı ama sen astral beden olarak uyandığın için bununla bütünleştin. Fiziksel dünya ile ruhsal alemler arasında bir köprü görevi oluşur. Fiziksel dünya ile yaşadığın bu dünya alanında ruhsal alemler arasında bir köprü görevi oluşturursun. Ne demek bu? Bir ayağın içeride, semazenler gibi, bir ayağın dışarıda. Hem iç alemi dolaşırsın, hem dış alemi dolaşırsın. Bu değişiklikler sadece fiziksel değildir. Senin ruhsal büyümen ile de derinden iç içe bağlantılıdır. Yani astral beden geliştikçe senin evvel geçmişle ilgili, ahir şu an, zahir gelecek, batın sonsuz, ölüm ötesi alanları bağlantı kurarak, yani geçmiş, şimdiki an, gelecek an ve ölüm ötesi herhalde astral bedenin ile hareket etmeyi kavrarsın. Bunu kavradıktan sonra ruhsal evren bilincine geçersin. Bak, yükseliyorsun. Bunu başarmak için 19 boyutu tamamlaman lazım ruhunda. 19 boyutu ruhu tamamladıktan sonra eşyanın hakikati tasavvufta denilen sembol diliyle okuman gerekiyor. Ruhsal yolculukta karanlık boyut, negatif alanlardan temizlenmek için de nur enerjisini, kundalinini bedende açman ve kendini şifalandırarak ruhsal alanda tekamüle devam etmen gerekiyor. Yani okuman, alemi okuman, bedenini, ruhunu şifalandırman, kader programını okuman gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra gayb alanına geçmek ve gayb alanında astral beden ile hareket etmesini öğrenirsin. Tamam mı? O zaman ne olursun? Evrensel bir bilince geçersin. Ruhsal evrensel bir bilinç. Artık fizik ötesi bilgi sahibi, yani kanal, iç alemden bilgi alan ve dış alemden bilgi alan, tamam, böyle bir hale geçersin. Tüm yaşamın ve evrensel nur enerjisinin akışının birbirine bağlı olduğu hal olarak anlarsın. Tüm yaşamın ve evrensel nur enerjisinin akışının birbirine bağlı olduğu hal olarak anlaşılır. Bak, tüm yaşamı şu anda evrensel nur enerjisinin, bu anlattığımız enerji akışının birbirine bağlı olduğu hale geçiyorsun. Yani resmen her taraftan o enerjinin dalga boylarını duyarak ona göre oturman, gitmen, kalman, yapman bilgeliğine geçiyorsun. Ruhsal evren bilinci. Daha büyük bir anlayış deneyimine ulaşırsın. Bu algıladığın hallen daha büyük bir deneyime ulaşıyorsun. Ruhsallık astral bedenin ortaya çıkmaya başlar.
Artık sen fizik ötesi ruhsal astral bedeninden hareket eden bir bilince geçersin. Bilinçaltını kullananlar zihninden hareket ediyor. Eğer sen astralini uyandırırsan dediğim noktada, sen astral ile, ruhun ile, ölümsüzlük ile hareket etmeyi öğreniyorsun. Kalabalık ortamlarda enerji tükenmesi yaşarsın. Bak, kalabalık ortamlarda. Neden? Çünkü negatif ortam çok var. Negatif ortam nedir? Alamadım, gidemedim, gelemedim, yapamadım. İşte bu alamadım, gidemedim, gelemedim, ah kağır, işte hastaneler, işte mahkemeler, karakollar, o tür alanlarda, sıkıntılı alanlarda, kalabalık ortamlarda, marketlerde, alışveriş merkezleri gibi yerlerde enerji tükenmesini yaşarsın, algılarsın, ağırlık basar sana. Bunlar var mı? Ruhsal uyanış yolculuğunda bunları yaşamak yaygın bir belirtidir. Neden evliyalar dağlara çıktı? Neden orada yalnız yaşadı? İşte bunlardan kurtulmak için. Ama dağda herkes evliya olur. Sen şehirde, yaşam içinde aydınlanacaksın. Uyanacaksın, astral bedenini uyandıracaksın. Kişilerin enerji alanlarını fark edersin. Bak, hem ruhsal uyanış yolculuğunda bunları algılıyorsun, enerjileri tanıyorsun, kişilerin enerji alanlarını fark ediyorsun. Çeşitli ortamlarda etkileşimler fark edersin. Çeşitli ortamlarda nereye girdiğin zaman artık sen kafa gözüyle bakmazsın. Gönül gözüyle bakarsın. Kafa kulağıyla dinlemezsin. Gönül kulağıyla dinlersin. Hissedersin. Her şey senin için histir. Özellikle kalabalık alanlarda enerji sıkışıklığını anlarsın. Kalabalık alanlarda enerji sıkışıklığını anlarsın. Yani sen yavaş yavaş ruhsal evren bilincine geçmeye çalışan bir kişiliksin. Amaç bu ruhsal evren bilincine geçtikten sonra astral bedeni iyi yönetebilmek. Sen astral bedenini, algıları, hisleri, sezileri ne kadar açtın? Ne kadar yönetebiliyorsun? Bu uyanış, ruhsal evren bilinci, astral bedenine ulaşım, ruhunu tanımak, bunlarla ilgin, bunlara yakınlığın, enerjileri hissetmen, kalabalık alanlarda yorulman, sıkılman, insanları ruhsal olarak tanıman, bu bize uygun veya değil, bilincindeysen, sen de ruhsal uyanış başlamış. Ruhsal evren bilinci açılmış. Bunu yönetmeyi oturtman gerekiyor. Tamam mı? Evet, neler yazdınız? Bunlar var mı arkadaşlar? Biraz da sohbet ediyoruz. Evet. Kalabalık ortamlarda enerji düşüklüğüm oluyor. Çok gerek duymadıkça kalabalığa girmemeye dikkat ediyorum. Bak, evet var. Bunlar sizde varsa arkadaşlar, hepsi var hocam. Bu hepsi var. Her dediğinizi yaşıyorum. Belma diyor, Belgin diyor, bak ne güzel, Sibel, çoğu var. O zaman sen ruhsal potansiyele geçmişsin. Acaba ben bu ruhsal potansiyelimi nasıl açabilirim? Nasıl yönetebilirim? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Saydığınız çoğu durum var. Hocam, tam uyuyacağım esnada ruhum bedenimden ayrıldı. Işık beden olarak şak diye çıktım bedenden. Sonra da korkunca tekrar döndüm. Evet Mehmet. İşte o korkuyu orada bilebilmek. Korku kim? Bilinçaltı. Neden korktun? Bilinmezlikten korktun. Bilinmezliği öğrenirsen korkar mısın? Mümkün değil. O zaman sana bilinmezliği öğreteceğiz. Bedenime ama ruhuma tanıştım. Şimdi de o günden beri devamlı önce kalbime elektrik gibi bir his vurup, nur enerjisi bunun ismi, o da ayaklarıma, topuklarıma kadar inen elektrik gibi enerji oluyor. Nur enerjisi. Bu normal bir durum mu hocam? Hem normal, nasıl normal? Ama bunu ilerletmek gerekiyor. O alana giriyorsun, hani enerji geliyor, sıçrama olacak ama ruh gidemiyor. Bilinçaltından dolayı korkuyor. Bunu genişletmek, büyütmek, harekete sokman gerekiyor Mehmetciğim. Tamam mı? Sıdıka diyor, bu anlattıklarınız var.
Serap diyor, evet yoğun olarak var. Kalabalığa girmek istemiyorum. İşte sen ruhsal bir insansın. Şimdi ne dedik? Bize beşer boyutunda gelen insanlar bizde duramıyor. Gidiyor. Neden? Algılamıyor. Bize algılayacak, ruhsal görecek, ruhsal hissedecek. Mehmet'in dediği gibi o alanı hissedecek kişiler lazım. Tamam mı? Evet hocam, hepsi var. Elif var, var Çağdaş. Bak hep var. E o zaman varsa bunu nasıl geliştireceğiz? Nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz bunu? Astral bedenimizi nasıl anlayacağız? Biz görünmüyoruz çünkü. Bunu fizik beden görmüyor. Astral göz görüyor. Perihan diyor hepsi var. Evet. Daha önce var, kimin öleceğini hissediyorum. İşte Murat, bu ruhsal bilgi, evrensel bilgiyi okuyorsun. Bunu ne kadar daha geliştirebilirsin? Bunu daha ne kadar alabilirsin? Sonsuz bir ilim çünkü bu. Allah ilmi bu. Kollarım ve baldırımın iç kısımlara ağrılar var bir haftadır. Değişimle ilgili kollarım ve baldırın sarılmak, bir de sana söyleyelim, şifayla ilgili de olabilir bu. Sarılmak ve ayağa kalkmak, yürümek, yaşam alanında maddi manevi zorluklar çekiyor musun sarılmak kişilere? Burcu, ben defalarca geçtim, defalarca da kayboldum. Şu an daha iyi yönetebildiğimi fark ettim. Ne zaman maneviyattan uzaklaşsam sınava giriyorum. Burcu, süper. Tam burası, yönetmek çok önemli. Arkadaşım, rüyamda mutsuz gördüm, aradım. Başına kötü şeyler gelmiş. Gamze, süper. İşte ruhsal bakış açısı bu. Görebilmek, hissedebilmek, hissederek hareket. Bak rüyada görünüyor. Rüya alemi, yani gayb alemi, astral beden alemi. Şimdi arkadaşlar, rüyada görüyorsunuz ya, istersek biz uyumadan da gözü açık da o alana girebiliyoruz. Yani oturduğum zaman, gözümü kapatmadan da o alana baktığım zaman o kişinin mutsuz olup olmadığını görebiliyorum. Yani teta alanı, alfa teta alanı. Alfa teta alanı. Uyumadan, istediğim an, istediğim yeri görebiliyorum, koklayabiliyorum, duyabiliyorum, dokunabiliyorum hissi olarak. O alana bakıyorum. Bir şey alacağım zaman ona göre bakıyorum. Ona göre gidiyorum. İşte bu astrali kullanmak. Korkunca geri döndün. Bilinmezlikten korkulur özde. Korkuyu yendirebiliriz. Korkuyu geçebilirsiniz. Korkuyu geçtiğiniz zaman o alana rahat gidersiniz. Hem de bir girersiniz ki bir saat, iki saat gelmezsiniz. Tamam mı? İki saat, üç saat gelmeyebilirsiniz. Çünkü orası çok güzel. Rüyamda kıyameti gördüm. Su taş oldu. Toprak su gibi aktı. Güneş siyah oldu. İnsanlar hep kaşıştı. Yusuf. İşte şimdi bireysel bilgiler vardır. Toplumsal bilgiler vardır iç alemde. İşte bilgelik kanalı arkadaşlar. İçeride rüya alanında veya gözün açıkken göz perdende sana bireysel, sana sade veya topluma, insanlığa, evrene, ağaçlara, çiçeklere, güneşe bilgiler gelir sana. Tamam mı? Evrensel bilgiler gelir. Aynı anda bu rüyayı belki dünyada binlerce insan gördü. Yusuf. Hocam, rüyada bir sıçrama yaşıyorum. Ben nasıl oluyor bilmiyorum. İşte bu astral bedenin bedenine giriyor. O anda olur bu sıçrama. Dönüşte olur. Ama astral bedenin çıktığında nereye gittiğini biliyor musun? Yani nereye gideceğini biliyor musun? İşte çok önemli. Döndüğünü biliyorsun, hopluyorsun. Ama nereye gittiğini bilmiyorsan o zaman anlayamazsın, okuyamazsın. Sembol lazım. Hocam, yayın başladı. Sol ayağım da ağrı başladı. Ne gün sol ayak dişi enerji, adım atmak. Nur enerjisi verince bir de siz konuşurken içim katıldı. Ağlamak geldi istedim. Ağlamak dedim baştan, dersin başında. Negatifler, yani negatif duygular eriyor. Korkular eriyor, duygular eriyor. Onun için oldu Nilgün. Gamze, arkadaşımı rüyamda mutsuz gördüm, aradım başın. Evet. Belma. Evet. Çok yazılıyor. Bakalım biraz aşağı inelim.
Evet, namaz kılamıyorum. Artık seni Allah diyor ki Elif, artık bana dön diyor. Artık diyor, ilmen yakimden çık, aynel yakine gir. Benden tanış diyor. Artık diyor kullanma kılavuzunu okudun. Yoganı yaptın. Artık benden tanış diyor. Tamam mı? Elif, benden tanış diyor Allah. Tanışma zamanı geldi. Sırt ağrıları başladı. İkinci çakra Aysel. Orada negatif tıkanıklık vardır ondan dolayı. Yani arkadaşlar, dediğim gibi evrensel boyuta geçmek çok önemli. Siz dünya alanına niçin geldiniz? Uyanmaya geldiniz. Size şunu söyleyeyim, dünyada başka hiç işiniz yok. Tek işiniz kozalarınızdan çıkmaya, yani beden tabutlarından çıkmaya geldiniz. Uyanmaya geldiniz. Uyananlar, uyanmayanlar. Uyananlar ne olacak? Kelebek olacak. Anka kuşu. Küllerinden doğacak. Uyanamayanlar toprak olacak. Kum olacak. Su olacak. Tekrar toprağa dönecek. Ama o toprağın içinde, o kozanın içinde bir ruh var. Onu uyandırırsan sonsuza kadar ölümsüz olacaksın. Tamam mı? Sonsuza kadar. Sonsuzluğun sahibi olmak istiyor musun? O zaman sonsuzluğun sahibi olmak. Tamam mı arkadaşlar? Yani başka işiniz yok. Kendinizi tanımak, kendinizle bütünleşmek, astral bedeni tanımak. Öldüğümüzde beden terkinde beden kaldığında nereye gideceğini bilen ruhlardan mısın? Öldüğünde nereye gideceğini bilen ruhlardan mısın? Öldüğünde nereye gideceğini bilmiyorsan şu anda astral beden olarak bedenden çıkamazsın. Tamam mı? Çöz bunu. Bunu çöz. Kendini çöz. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Uyanış. Uyanış. Müzik senin hoşuna gidiyor mu? Gönlünü ferahlatıyor mu? Sana aşk veriyor mu bu müzik? Bir dinle bakalım. Senin gönlünü böyle can veriyor mu? Can, can. Astral uyanıyor mu? Bak bakalım. Bu müzik değil. Bu müzik değil bu. Biz müzik yapmıyoruz. Senin bu müzik gönlünü açıyor mu? Ben onu merak ediyorum. Açıyorsa yaz. Açmıyorsa yaz. Açmıyorsa da yaz. Bu beni açmıyor de. Bak başlıyorum. Bendir çalıyorum. Kalbin için. Bak, bu güm sesi var ya, güm sesi. Bak. Bakalım o kalbinle bir dinle bakalım. Şunu bir kalbinle dinle bakalım. Thank you.
ismi ilahi aşk. Siz şu anda ilahi aşk yaşıyorsunuz. Şamanik müzik bu. Gönle vuruyor. Gönül açsın diye yapıyorum. İşte astral. Astral uyanıyor şu an. Koza'daki kelebek uyanıyor. Nasıl yönlendireceğiz bunu? Ne yapacaksınız? Etkiliyorsa, kalbiniz coşkuya geçiyorsa, çünkü ben aşktan yapıyorum. Aşktan yapıyorum. O vurduğum her vuruşta dem var. Kalbi etkileyen o algı var. O enerji sinerjiyle yapıyorum. Sen de eğer uyanış varsa, seni bu etkiliyorsa bize katıl. Bizimle bir ol. Bizimle yürü. Bak biz bunu tarif ediyoruz. Bu ruhsallığı tarif ediyoruz. Astral bedeni kullanmayı tarif ediyoruz. Hem bu dünyada hem de gayb alanında. Tamam mı? Şifa olsun herkese. Geceniz güzel olsun. Hepinize huzur diliyorum. Işık, ışık diliyorum. Selamet. Geliyor aşk, aşk geliyor. Yeterli bence kalple ilgili.
selamet olsun. Geceniz güzel olsun. Hayırlı akşamlar. Selamet.